Tayland'ın Pattani eyaletinde Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgede bulunan alışveriş merkezine bombalı araç saldırısı gerçekleşti. Tayland polisinin yaptığı açıklamada patlama otopark bölümünde meydana geldi. Yaralanan 50'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmaya devam ediyor. Suriye'de operasyon başlamasından endişe eden YPG'liler yaşadıkları panikte kendi mevzilerini korumak için hendek kazmaya başladı. Suriye'nin Aziz yakınlarında YPG'ye ait kepçeler bölgede çalışan Tugaylar tarafından vuruldu. Suriye rejim güçleri ve destekçileri Hama'nın kuzey yakınlarındaki Kef Zeyd kasabasını bombaladı. Saldırılarda 7 kişi yaralandı, çok sayıda binada ciddi hasar meydana geldi ancak Rusya, İran ve Türkiye tarafından güvenli 4 bölgenin oluşturulması anlaşmasının imzalanmasından 3 gün sonra meydana gelmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Fransa'nın Dolen kentinde sirk gösterisi sırasında aslan bakıcısına saldırdı. Korkan çocuklar aileleriyle sirki terk ederken görevliler aslanın dikkatini dağıtmaya çalıştı. Dikkati dağılan aslan bakıcısına saldırmayı durdurdu. Yaralanan bakıcıya ne olduysa bilinmiyor. Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'ye benzerliğiyle dünyanın ilgisini çeken İranlı Reza Parastes gözaltına alındı. İranlı Messi'yi gören ve selfie çekmek isteyen kalabalık nedeniyle olay yerine gelen İran polisi Parastes'i gözaltına alarak otomobiline de el koydu. Kaos oluşturma gerekçesiyle karakola götürülen İranlı Messi bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.